Aşı olmayana da serbestlik hakkı doğdu. Almanya'da ikinci doz yeni tip koronavirüs olan COVID-19 aşısı olanlar için tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelik federal mecliste yani Bundestag'da büyük çoğunlukla oylanarak kabul edildi. Tamamen aşılananlar için COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yönetmelik 4 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu'nun kabul edilmesinin ardından 7 Mayıs'ta da federal mecliste görüşülerek oylandı. Yönetmeliğe hükümeti oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Sosyal Demokrat Parti, muhalefetteki Yeşiller ile Sol Partisi evet oyu kullanırken Hür Demokrat Parti çekimser oyu kullandı. Almanya için Alternatif Partisi ise hayır oyu kullandı. Federal Meclis'ten geçen yönetmeliğe göre tamamen aşılananlar COVID-19'u atlatıp iyileşenler ve negatif test sonucuna sahip olanlarla eşit kabul edilecek. Böylelikle tamamen aşı olanlar ve iyileşenler temas ve dışarıya çıkma kısıtlamalarından ve bazı istisnalar dışında karantina uygulamasından da muaf tutulacak. Ancak maske ve mesafe kuralına uyma zorunluluğu yine daha önceden olduğu gibi devam edecek. Yani bu demek oluyor ki tam aşılama olmadan da iyileşmiş olanlar aynı haklara sahip olabilecekler. Bu da aşı olmak istemeyenler için alternatif bir çözüm yolu demektir. Yönetmeliğin bu hafta sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 5 Mayıs itibariyle 25 milyon 450 bin kişiye ilk doz aşı vurulurken 7 milyon 145 bin kişiye ikinci dozla aşılar yapıldı. Tam aşılananlar şimdilik Almanya nüfusunun %10'una bile henüz ulaşmadı. Önümüzdeki 2 ay içerisinde aşılanmaların çok daha fazla hızlanması bekleniyor. Hoşça kalın.